Türkiye'yi konuşuyoruz, sorunları konuşuyoruz ve tabii ki İstanbul Sözleşmesi'nin iptali. Çok önemli bir noktaya geldik burada. Şimdi iki önemli görüş var burada. Birinci görüş, kararnameler yasanın üzerinde değildir. Cumhurbaşkanı kararı olsa bile meclise gelmesi lazım. Meclisteki yetkinin bir anlamda gaspıdır. İkinci görüş ise Cumhurbaşkanlığı'nın kanun gücünde kararname yapma yetkisi var. Karar çıkarma yetkisi var. Yeni anayasaya göre bir madde var. Üçüncü madde dedi ona bir maddenin bendine hitaben Sayın Kanadoğlu. Ve orada böyle bir yetkisi var dedi. Sayın Orhan Uğurlu da o maddeyi tamamen okudu. Şimdi soru şu. Eğer Cumhurbaşkanı'nın meclisin yapması gereken yetkisinde bir yasa ile ilgili düzenleme konusunda kendi gücünü, yetkisini kullanarak parlamentonun üzerine çıktığı tablosu var mı? Yoksa Cumhurbaşkanı yeni anayasayla kendisine tanınan olağanüstü güçlerini kullanarak bir anlamda hukuki bir bypass mı ediyor meclisi? Bu soruları soracağız. Hemen Sami Kanadoğlu'na dönüyorum ve sorum şu. Bir sorumu bitireyim. Şimdi öyle tehlikeli bir noktadayız ki, evet. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı parlamentonun yetkilerini üzerine alıyorsa ve siz anayasaya aykırı dediniz bu. Tabii. Anayasayı da tanımıyorsa şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde anayasa bir anlamda, hukuken demiyorum, askıda sayılmaz mı? Şimdi Sayın Ertürk, şöyle başladığınız söze iki ayrı görüş yok burada. Evvela onu bir kere söyleyeyim. Buyurun. Neden iki ayrı görüş yok? Çünkü hepimiz aynı düşüncedeyiz. Bu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi anayasaya aykırıdır. Bunda hiç en ufak bir tereddüdümüz yok. Bu anayasaya aykırı olduğunda hiç kuşkumuz olmayan, çünkü hem 104. maddeye aykırıdır, yani Cumhurbaşkanı'nın görevleri biçiminde. Çünkü orada şöyle bir şey var 104. maddede. Diyor ki insan hakları ve kişi hakları bakımından, insan temel hakları bakımından herhangi bir şekilde kararname çıkaramaz hükmü de var zaten. Onun için böyle bir kararname çıkarma yetkisinin olmamasına rağmen 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çıkarılması hem 104'e aykırıdır hem de anayasanın 90. maddesine aykırıdır. Çünkü ancak kanunla olur bu. Bunda bir tereddüdümüz yok. Hiçbir tereddüt yok. Ha şimdi bu böyle yapılmış ise bundan sonra ne yapılabilir? Tereddüt orada. Tereddüt de orada, bir tereddüt yok. Yani yapılabilecek, şu anda hukuk yoluyla yapabileceğiniz iş belirli. Çok az miktarda yapılacak iş gidip Danıştay'da karar aleyhine dayandığı kararnamenin anayasaya aykırılığı nedeniyle bir itiraz davası haline döndürülmesini talep etmekten başka bir hukuki yol yok. Çünkü bireysel hak ihlali yoluna da gidemeyeceğiniz için tek yol bu. Ha şimdi bu durumda Türkiye nasıl bir duruma girdi diye soruyorsanız, bu sorunun cevabı 2017'de o zaman verildi. Yani mühürsüz oyların sayıldığı, atı alanın Üsküdar'ı geçtiği dakika var ya, işte o dakika, o dakikada Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi zaten değişti. Ve bu milletin o tarihteki mühürsüz oy olayı itibariyle yapılmış olan o halk oylamasının meşruiyeti konusundaki kuşku hala duruyor. Ve bununla beraber bir tek adam rejimine girdik. Yani bunda herhangi itirazı olan varsa, bizim demokratik bir cumhuriyet halinde olduğumuz, hukuk devleti halinde olduğumuz, bizim yargımızın da bağımsız olduğu iddia edilemediğine göre nasıl bir biçim aldığımız ortada. Yani bu zaten o anayasanın ve onun anayasa değişikliğinin ve ortaya çıkardığı rejimin işte şu son karar da tam manasıyla bir kanıtı. Yani durumumuz bu. Burada şu karar karşısında ne yapabileceğimizin hukuki yolu da bu. Bunun dışında şu anda yok.
Yani öyle bir affedersiniz bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu 9 sayılı kararname kanun hükmünde kararname mi yoksa Cumhurbaşkanlığı kararnamesi? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Cumhurbaşkanı bir kanun hükmü şey Cumhurbaşkanlığı kararnamesi evet. çıkaracak. O kararnameye istinaden de bir karar çıkaracak. Evet. O karar da yasayla belirlenmiş bir sevgili uluslararası bakan. Sözleşmeyi iptal edecek. Evet. Bu kadar. Bu kadar basit. Fotoğraf mı? Bir gariplik yok. O zaman günaydın deriz ya. Günaydın. Şimdi efendim burada zaten prosedür olarak evet. prosedür olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı kararı arasında bir fark yoktur. Vardır. Nasıl bir fark var? Kararname için, iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidersiniz. Kararı için Danıştay'a... Çıkarması için diyorum. İptal usulü açısından söylemiyorum. Anayasa... Çıkarma usulü açısından. Çıkarma usulü zaten oturduğu yerde... Cumhurbaşkanlığı kararnamesini de istediği zaman tek bir imza ile çıkarıyor, yayınlıyor. Evet. Resmi gazetede. Cumhurbaşkanlığı kararını da tek bir imza ile yayınlıyor. Tabii biri karar usul oluyor. Ne var? Bunlar... Birinin adına kararname demiş, öbürünün adına karar demiş. Evet. Şimdi kararname adını verdiği bir metinle evet, karar veriyor. Karar Cumhurbaşkanlığı kararıyla evet. bir yasaya bağlanmış sözleşmeyi iptal yetkisi veriyor kendi kendine. Evet. Nasıl oluyor bu? Bana mı soruyorsunuz? Yani burada bir yani o kararname çıktığı zaman 9 sayılı kararname. O zaman meclisi niye bir kere kararnameler kanuna aykırı olamaz. Efendim işte Sayın Bakan, Allah aşkına. Anayasa açıkça şunu söylüyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlar arasında çelişki varsa kararname uygulanmaz. Kanun ya uygulanmaz. Sayın Bakanım böyle bu kadar. Bir dakika oran. Ama o karar Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanarak çıkarılmış bir karar. Tamam işte bunun zaten Anayasa Mahkemesi'ne aykırı olduğunu iddia edecekseniz götüreceksiniz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaksınız. Hem bu başvuruyu yapmayacaksınız bu üçüncü madde için. Ondan sonra geleceksiniz. Burada nasıl olur böyle bildiğimiz, diyeceksiniz. Bildiğim kadarıyla bu kararnamelerle ilgili, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerle ilgili çok sayıda başvuru var. İşte bu yok. Üçüncü madde yok. Üçüncü madde yok. Ya. Bir şey var. Sayın Savcı çok enteresan bir gelişme. Evet. İstanbul Sözleşmesi'nin iptali sonrası Twitter'da kadınlara taciz başlamış. Saldırganların kullanıcı isimlerindeki benzerlikler dikkat çekti diyor. Savcılık izlesin bunu. Bu bizim işimizin dışında bu. Ya bizim işimizin dışında da bu yani bu alınan kararın nelere yol açabileceği konusunda bir ipucu değil mi bu? Açabilir. Açabilir gayet tabii. Aslında şu var canım. Eğer bu ülkede gün sayısı kadar kadın öldürülüyorsa burada bir sorun var demektir. Bu sorunu sen görmez de hele bu şiddeti önlemek için İstanbul'da İstanbul adını taşıyan bir uluslararası sözleşme imzalıyorsan ve Türkiye'deki durum kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet bu derecedeyse sen bunu iptal ediyorsan bunun hesabını 40 milyon Türk kadınına vereceksin. Ve 40 milyon Türk kadını tutacak, bunu Cumhurbaşkanı'ndan bu hesabı soracaktır. İster meydanlarda sorsun, ister yazı yazsın, ister dilekçe versin, telgraf çeksin ve sandığa giderek onun belirli bir şekilde oyunu kullanarak artık Cumhurbaşkanı sonuna getirir.